Evinize hoş geldiniz Deniz Hanım. Ne demek oluyor şimdi? Niye benim evime diyormuş? Ben bugün size evlenme teklif ettim. Siz de kabul ettiniz. Umarım vazgeçmemişsinizdir. Yok, vazgeçmedim de. En mutlu günüm zehir oldu. Merak etme. Bundan sonra hiçbir şeyin huzurumuzu bozmasına izin vermeyeceğim. Sermet abi, ofise mi geldin? Rıfat. Deniz Hanım. Sen ne yapıyorsun burada? Ben burada kalıyorum. Ne? Niye burada kalıyor? Ne demek bu Sermet? Hı? Ya nasıl yanmış ya? Bayağı yanmış işte. Bildiğin her şey yanmış. Yok ev falan yok. Resimler de yanmış. Adam bir çanta ve üzerindekilerle kaldı öylece işte. Ya nasıl olmuş peki? Kim yapmış yani? Vallahi bana sorarsan Irmak yaptı ama Sermet'in üstüne atıyor. Ne? Evet. Neden? Neden ararsan çok tabii ama bence o kadarına cesaret edemez. Irmak'ın hamileliğindeki sahtekarlığı Sermet ortaya çıkarmadı mı? O zamandan beri diş biliyor zaten. Ha bu arada Irmak hamileliğimizi öğrendi. Her türlü nükleer saldırıya hazır ol. Hadi sen de gelme kendine yeter. Bir şeyler ye de ondan sonra uyu. Şahide sen de ablana bir şeyler hazırlasana tepside. Tamam. Hayır hayır gerek yok. Yemeyeceğim, benim midem çok bulanıyor. Tamam şöyle tuzlu bir şeyler hazırla sen de. Ayran falan getir. Tamam. Öyle abuk subuk şeylerle gelme kızımı bakayım sen. Oğlan Fırat. Oğlan. Oğlan. Neymiş? Oğlan. Kızım. Ya yenge hani tesadüfin dibi bu Rıfat benim memleketlim akrabam. Biz onu işte burada bir boşada açtık. İş falan bakınıyorduk. Sizin orada işe girmiş işte tesadüf. Ne büyük tesadüf değil mi? Bu yıllar önce de senin memleketin değil miydi? Yok. O zaman da burada mı kalıyordu Sermet? Hani bizimle çalıştığı yıllarda, üniversite yıllarında. Yok, o zamanlar hiç görüşmüyorduk yani. O zaman hiç karşılaşmıyorduk. O zaman işte Narin yengenin mahalleden... Bu ne demek oluyor Sermet? Ali'ye inanmak istiyorum. Yani senin bu adamı bizi kontrol etmek için göndermediğine inanmak istiyorum ben. Yok yenge biz yani niye kontrol ederim öyle bir şey olabilir mi olsun hayır, hayatım? Senin dediğin gibi. Ben Sermet Karayel. Sevdiklerimi korumak için... kuş uçsa benim haber almam gerekir. Bu çok korkutucu. Deniz. Beni tanıyan herkes korkar benden. Ama bir o kadar da başıma çorap örmek isteyenler var. Ben böyle yaşamaya mecburum. Özellikle bundan sonra seni korumak için mecburum. Ne olur beni anladınız. Sen ne yapmış olabilirsin? Senin bu kadar düşmanın niye var? Ben istemiyorum. Deniz.
Deniz. Seninle uzun bir yola çıktık. Yapamam diyorsan anlarım. Ama ben sensiz de yapamam. Gideyim mi abi peşine? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.